Kanalı açtığımdan beri belki de en çok gelen soru buydu. CS2 çıkınca acaba seçkin almanın fiyatı yükselir mi? Şimdi bile çok yüksek. Yükselirse hiç maçımıza hile gelmeden CS oynayamayacak mıyız? Belki de yükselmez falan gibi düşünceler hem alamayanların kafasında hem de çoktan almış olanların kafasında. Çünkü CS2 çıktığında birçok yeni oyuncu gelecek. Yeni arkadaşlarımızı başlatmak isteyeceğiz. Ve hiç sorulduğunu görmediğim ama kesinlikle sorulması gereken bir soru var. Bu CS2 çıktığında seçkinin fiyatı yükselirse nasıl alacak abi bu insanlar? Nasıl başlayacak? Bakın, fiyat yükseldikten sonra diyelim ki sen ben arkadaşlarımıza önerdik, değer dedik. Açıkçası 500-600 liralara çıkarsa düşük bir ihtimal ama onların da kenarda duran 500-600 lirası vardı, aldı diyelim. Bu arada bu sayıyı bir yerimden atmıyorum, az sonra geleceğim ona da. Ama hani anlıyor musunuz, en iyi ihtimal bile bizim için şu an biraz uzak duruyor. Arkadaşının ısrarıyla bile kendin istemene rağmen sırf oyun 500-600 lira olduğu için alamıyorsan bir sorun var demektir. Hem bizim için bir sorun var demektir. Zaten onu söylemeye gerek yok. Hatta onun derinine inersem sorun olabilir. O yüzden oyun için büyük bir sorun olan kısmından bahsedelim bu durumun. Bu oyun güya oynaması ücretsiz ama oynaması ücretsiz kısmında çok hileci var. Seçkin kısmı da bizim için çok pahalı olmaya başladı. E abi, nereden gelecek bu oyunun yeni oyuncuları? Bu neden hiç konuşulmuyor? Açıkçası şu anki fiyatı bile uçuk. Sıfırdan başlayan bir oyuncu sırf oyunu oynamak için 250 lira vermez. Bedava versiyonunu dener CS2 çıktığında, hevesini alır veya hilecilerden dayağını yer, kapatır. Sonra TikTok yorumlarında milletle Valorant daha iyi diye kavga eder. Bakın, bu büyük bir sorun cidden ve düşündükçe aslında sadece Türkiye'ye özel bir sorun olmadığını da fark ettim. Çünkü sonuçta daha iyi oyun deneyimi için verilmesi gereken belli bir miktarda bir para var ortada ve ben çoğu insanın bunun farkında olacağını sanmıyorum açıkçası, yeni olan insanların yani. Farkında olsalar bile o kadar yüksek bir para vermek için herhangi bir sebep yok yani ortada. Oyunu deneyecekler ve heveslerini aldıklarında çıkacaklar. Bu noktada oyunu denerken oyuncuyu elinde tutma oyunun kendisinin sorumluluğu. Ama ben CS2'nin ya da Valve'ın açıkçası hiç bunu umursadığını düşünmüyorum. Bir yandan da şey düşünüyorum. Hani tamam, böyle bir problem var ortada ama bu nasıl çözülür? Yani CS2 çıkınca çok ama çok fazla oyuncu geleceği aşikar. Daha fazla oyuncu demek daha fazla hile demek oluyor. Herkese bedava seçkin verirsen başta olmaz. Ama bir yandan da bu hileciler yani muhaha insanların gününü bozayım falan amacıyla değil. Rank kasma amacıyla, boost tipi para kazanma amacıyla oynayacakları için yeni oyuncular hepsi seçkine para verseler bile hileciler de vermiş olacak. İlk 1-2 hafta bence oyun hile kaynayacak, çok çok iyi bir anti cheat yoksa. Oyuncular yine soğuyacak. Bilmiyorum, bu benim çocukluğumdan beri oynadığım bir oyun ve belki de sadece fazla umursadığımdan endişeleniyorum bu kadar. Koskoca Valve benim tuvalette aklıma gelen 1-2 sorunu düşünür ve ona göre önlem alır herhalde yani. Benim asıl aklımı çelen şey muhtemelen birçoğunuzun gördüğü şu fotoğraf. Bu bir gelecek tahmini değil abi, bu bir olasılık. Neyin olasılığı peki? Steam dolar kurunu 20'ye sabitlerse bu gerçeklikte yaşayacağız biz. Biliyorsunuz ki Steam uzun süredir bizi doların hala 1,5 TL olduğu bir cennette yaşatıyordu. Hatta oyunları da bir de dolar bazından da ucuzdan falan veriyordu. Bayağı iyiydi, hatırlayanlarınız vardır. Sonra hem dolar çok yükseldiği ve düşüş göstermediği için hem de yabancı insanlar ülkelerini Türkiye gibi gösterip ucuza hayvan gibi oyun aldığı için buna karşılık olarak doları 10 yaptılar Steam'de. Yani efektif olarak 10 kat arttırdılar. Bunun sonucu olarak ne oldu? 150 lira olan RDR2 1500 lira oldu. 60 lira olan GTA 5 600 lira oldu falan. 2 saat takılıp çıkabileceğimiz bağımsız oyunlar bile uçtu gitti yani. Oyun alamaz hale geldik. Ama bu durum hala aynı. Hala bizde biraz daha ucuz ve hala insanlar bu Türkiye'den oyun alma işini yapıyorlar. Ve Türk lirası son zamanlarda tekrar hızla bir değer kaybedince dolar 20 oldu. Daha da yüksek oldu falan. Ve tekrar düşecek gibi görünmüyor şu anlık. Şu anlık sadece söylenti ama Steam'in dolar kurunu 20'ye çekeceğini çok fazla duymaya başladım ve bu beni biraz korkutuyor. Çünkü şu fiyat tablosuna baksanız abi. Soldaki eski fiyat sağdaki yeni fiyat olacak şekilde inanılmaz fiyatlara çıkacak ve bu Türkiye'de oyun sektörünün ölmesi demek. Ben CS kanalıyım, o yüzden CS fiyatlarına bakıyorum. Lan CSGO olarak kalsa 550 lira olacak. Bir de CS2 oluyor yani. Sırf onun için ekstra bir fiyat yükseltmesi yaparlarsa, üstüne bir de dolar kurunu getirirlerse nasıl ve kim oynayacak bizden bu oyunu? Zaten önceden seçkin hesap yapmış, satın almış insanlar oynayabilecek tekrar. En fazla eski oyuncular birazcık daha geri dönecek. Arkadaşlarınızla birlikte CS2'ye mi başlamak istiyorsunuz veya onlara öğretmek, tanıtmak mı istiyorsunuz? Unutun abi, geçmiş olsun yani. Veya herhangi bir şekilde birisini oyun sektörüne sokmak çok zor olacak çünkü yani zaten kendiniz görüyorsunuz. O yüzden şimdi size birkaç tane kendim kişisel olarak sevdiğim oyundan bahsedeceğim. Şu an yaz indirimi varken kapın çünkü başka şansınız olmayabilir cidden. Ama ondan önce bu kadar fiyat vesaire demişken size Skins Monkey'den bahsetmek istiyorum. Bu site bir takas
kumar sitesi. Yani dolandırılma ihtimaliniz olan kumar sitelerinden falan değil. Olay çok basit. Buraya skinlerinizi veriyorsunuz. Karşıdan aynı değerde itemi anında alabiliyorsunuz. Evet, gerçekten bu kadar. Bunları yaparken de benim kodumu kullanırsanız yaptığınız her takasa bonus alıyorsunuz. Veya para yüklerken de benim kodumla %35 fazladan havadan para çekiyorsunuz. Link açıklamada, kodum bonfire. Tamam, şimdi gelelim önerilere. Hızlı hızlı geçeceğim. Eğer sandbox seviyorsanız oyun bana ne yapacağımı söylemesin arkadaş. Ben kendim çözeyim. Aynı zamanda da hayvan gibi zor olsun. Ben zoru seviyorum. Ben manuel seviyorum kardeşim diyorsanız. Kesinlikle Kenshi alın. Şu an %55 indirimle 126 lira. Arkadaşlarınız da takılmayı, sürekli ateş etme olayından biraz çıkıp arada bir de sakin sakin takılmak istiyorsanız Pummel Party 15 lira ve Tabletop Simulator da 15 lira. Bu iki oyunun içinde de sonsuz oyun var. Yani parasını kesinlikle hak ediyor. Ki 15 lira zaten benim paint çizimlerimi falan sanat diye satsam da hak ediyor yani. 15 lira çok büyük bir para değil artık. Son zamanlarda köpeği olduğum, her pikseli ayrı ayrı hesaplayan, acayip detaylı bir büyü sistemi olan, aklınızda bir şey geliyorsa kesinlikle yapabildiğiniz Noita. Sadece 16 lira, ayrıca her bilgisayarda çalışır. Sadece 50 liraya Valve Complete Pack. 27 tane zamanının en efsanesi oyun var içinde. Ve bugün oynadığımız modern oyunları şekillendirmiştir hepsi. Ve hala oynanabilecek kalitede oyunlar var içinde. Mesela hepsi. Yani. İki tane de birazcık daha pahalı önerim var ama almaya değecek gerçekten. Divinity Original Sin 2. Kesinlikle yılın oyunu falan olabilecek seviyede. Yine mükemmel bir büyü sistemine sahip oyun. Gerçekten ustalıkla işlenmiş yani. Ve eğer bir şeyi hayal edebiliyorsanız gerçekleştirebiliyorsunuz. 250 lira civarı ve son kuruşuna kadar değiyor gerçekten. Ve CS şu an 250 liraya almaya değer mi o zaman? Evet. Like at.